Ben Kulundere'den, ben Zülküf Elmas. Siz malumdur, geçen sene de buraya geldiniz. Bizim köyümüzde Kırıca'dan akan sular bizim köyümüzü basmıştı. Bizim köy yarısı o tarafta, yarısı bu taraftaydı. Engellerimiz vardı. Okula giden öğrencilerimiz gidemiyordu. Allah. Yollar bu mu? İçindeki yollar bu, evet. Yaşlar nasıl geliyor burada yaşlar böyle? Yaşlar nasıl geliyor? Çok ağır yaşlımız olan hasta olursa sırtlayıp götürüyoruz yola. Sırtımız ağır. Bir daha akraba ettik. Orada tüm olsaydı yolda bir şey olmazdı. Bir hastamız olsa da ulaşma olurdu. Zahiramız bitse de ulaşmamız, her şey ulaşmamız olurdu yani. Ya bu köye her şeyden önce mühendisler gelip şu taşan, ilkbaharda taşan sulara düzenli bir dere yatağı yön verilmesi lazım çünkü onu. Yani çünkü ilkbaharda taşan dere suları kamyonla kum dökülse dahi bir şekilde o su taşıyor. Evet. Ve yağmuru gelsin bizim bir çayımızı içti, halimizi görsün. Yani gelen sayın valimiz duyduğumuza göre çok merhametli ve çok şefkatli bir adam imiş. Biz istiyoruz ki bizim köye gelsin, misafir olsun, bir çayımızı içti, halimizi görsün. Bize bir çare bulsun yani. Bu halde bizi kurtarsın. Devlet bizi kurtarmazsa biz kendi halimizle zaten biz karımızı duyuramıyoruz. Bu yollarımızı, ulaşmalarımızı biz ulaştıramıyoruz. Ancak devlet bunu yapacak. Büyüklerimiz, şefkat eden adamlarımız bunu görüp de yapacaklar. Bizi bu halde kurtaracak. Dört tarafta su geliyor. Bizim köy köprüsü yoktur. Bizim talebelerimiz bugün o taraftan kalmış okula giremiyorlar. Bir de bu bizim evlerimize, hastalarımıza bir çare bulsun. Biz hastalarımızda bir yol yoksa doktora yazacak. Şimdi bir akşamdan beri ben buradan mücadele ediyorum. Sanmalarımızı götürecek. Ben ben de bu köyün bir vatandaşıyım. Gerçekten 21. yüzyılda yaşıyoruz. Hani bu köy çok mağdur durumdadır. Öğrenciler abi görüyorsun babamın okula gitmemişler. Ben kendi sabahla kalkmışım. Yani benim makul ta kalkan kalan oradadır. Gitmiş, buradan gitmişim 2 kilometre. Gitmişim gelmişim. Yani bu köy çok mağdur durumdadır. Hadi sesimizi yetkili kişilere duyurun. Duyursunuz yani. İnşallah. Neden bu? Şu an sakınlar öğrencinin karşıla özürlerimiz var. Onlar bugün Rabiti Su Merkezi'ne gitmeleri lazımdı, gidemediler. Yani sudan dere zaten göz önündeydi. Yetkililerimizden bir yer atmalarını rica ediyoruz artık. O evde diyaliz hastası vardı. Nerede diyaliz hastası? Bak şu evde diyaliz hastası var. Evet. Makineye gidiyor yani haftada 3 gün. Mesela bugün onun gitmesi lazım. Ama gidemedi. Bakın milletin, vatandaşın haline bakın. Durum göz önünde. Yetkilerimizden bir el atmalarını bekliyoruz yani daha artık. İnşallah sesini duyurursunuz. Tam 25 kişi. 25 öğrencimiz karşı tarafta var. 25 öğrencimiz karşı tarafta olduğuna rağmen yani köprümüz yok ki öğrencilerimiz okula gitsin. Gidemiyorlar. Bak geliyorlar, derenin yanından gelip geçiyorlar ama geçemiyorlar. Lan hepsi öğrenci karşı tarafta. Öğrenciler ya da kimler bu tarafta, hayvanları diğer tarafta. Öyle mi? Doğrudur. Yani gidemiyorlar. Gidemiyorlar. Buradan 3 kilometre. Öğrenciler okula gidemiyor. Diyaliz hastası gidemiyor. Evet. Özürlüler rehabilitasyona gidecek gidemiyorlar. Gidemiyorlar evet. Yani ahırlar o tarafta var. Hayvanlarınıza yetişemiyorsunuz. Yetişemiyoruz. Doğrudur yani her şey. Yani her haliyle mağdur bu. Her halimizle mağduruz yani. Durumumuz ortada. Bunlar öğrencimizdir. Geliyorlar. Kendi imkanlarımızla yaptığımız dernek katma köprüyü şurayı çek öğrencilerimiz. Ben şimdi işte geldim abi. Bak. Geliyorlar. Korkuyorlar üstünden geçmeyi. Bak düştü. Düştüğü zaman biz ne yapacağız? Bak şu an çocuklar bak. Var fazla aldı ya. Var.
yerden bir televizyonu. Allah razı olsun bizim valimize, sayın kaymakamımıza, sekreterimize, özel idaremize çok teşekkür ediyorum. Bu senede gördünüz, geldiniz, bizim körpü yapılmış, çok memnun kaldık. Biz istiyoruz ki sayın valimiz, sayın kaymakamımız, sayın özel idaremiz bizim köye, biz istiyoruz ki gelsinler. Körpümüzü görsünler, biz bir şenlik yapsak bizim bir çayımızı içsinler. Biz çok memnun kaldık, fakat bizim körpümüzün eksiklikleri daha vardır. Gelsin görsünler. Bir daha körpeyi yapmışlar. Bizim arazilerimize su yönü oradadır. Bir isnat duvarı yapmak istiyoruz. Yani o körpü yapılmış, bizim arazi de gidiyor, malumdur, belki bellidir. Görsünler. İsnat duvarı önce de yapılması gerekir. Onu da yaptırmamışlar. Ben şeye söyledim, müteahhide söyledim. Dedi, dilekçe vermemişsiniz, devlet kabul etmiyor. Sonra dilekçenizi verin, devlet gelsin yapsın. O arazi gitse, yani körpünün bir anlamı kalmıyor. İstinat duvarı dediğiniz dere ıslahının mı yapılması gerekiyor? Yok, arazilerine gitmiş ya mesela o bak, arazi su orayı koparıp götürüyor. Aslında daha anlıyorsun. Bak su körpü azı tam arazimize vermişler. Bir istinat duvarı yapmak biz istiyoruz. Yani derenin kenarına istinat duvarı yapılacak ki dere taşan sular, köprüden arazi geçen sular arazide toprak kaybına yol açmasın. Evet. Bunlar zaruri ihtiyaçlar, yapılması gereken ihtiyaçlar. Evet. Evet, köprüye kavuştuk Kulundere köyü. Geçen yıl ben geldiğimde köyü su basmıştı, köy üçe ayrılmıştı. Geçen sene siz geldiniz, malum gördünüz, köyümüz üçe ayrılmıştı.